İtiraf ederse o değerli başkanım Hasan Savaş'ı özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Her yıl bu gençleri topluyorsunuz. Bütün oy bakmacılarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Aman çok dikkat edin, yarın biraz sıkıntı olacakmış ama biz de sizin yanınızda olacağız. Artık Sarıkamış'ta şu oldu bu oldu anlatmaya gerek yok. Herkes Sarıkamış'ı benden daha iyi biliyor. Bu konuda artık çok kitaplar var, videolar var. Ben 15 dakikalık bir video portföyü hazırladım. Arada küçük ilavelerim olursa beni bağışlayın. Damaları söndürelim. Sizi 109 yıl öncesine götüreyim. Soğuğu hissettireyim ve yarın ne yapacağımızı birlikte kararlaştıralım. Enver Paşa'nın askerleri teftişi sırasında görüyorsunuz. Genelkurmay kayıtlarına geçen bir sözü var. Askerler aranızda dolaştım. Ayağınıza çağırdım. Sırtınızda paltonuz olmadığını da gördüm. Ama karşınızda düşman sizden korkuyor. Böyle bir lojistik savaş tarihinde yok. Ama günün şartları karşınızda düşman sizden korkuyor. Nimetler karşıda sizi bekliyor diye başlayan bir savaş baştan yenilgi demektir zaten. Bundan Sarıkamış'ın girişinde Avcı Nizami'yle İzzat Sarıkamış'a girmeye çalışan bizim kahramanlarımız karşısında Rus makine tüfekleri gördüğünüz gibi teker teker şehit oluyorlar. Ama hepsi makine tüfeklerin üzerine hiç tereddütsüz yürüyorlar. Bunlar hepsi Rus arşivleri, benim özel ilişkilerimle elde ettiğim ve bütün belgeselcilere dağıttığım arşivlerdir. Bakın birer birer ama hiçbiri tereddüt etmiyor gördüğünüz gibi. Bütün televizyonlarda, belgeselde kullanılan siyah beyaz filmler benim toplayıp armağan ettiğim, hiçbir kendime saklamadım. Bunu da sizlere armağan ediyorum. İstediğiniz akçede kullanabilirsiniz. Bu film 1915 Mart Nisan aylarında çekilmiştir. Sarıkamış'ın girişinde şehitlerin durumunu görüyorsunuz. Gerçekten son silah 5 Ocak'ta atılmıştır. Mart Nisan ayına kadar şehitlerin kefeni, yorganı kar olmuştur. Karların erimesiyle beraber şehitler kardelenler gibi ortaya çıkmıştır. Şehitlerin sembolü her zaman gelinciklerdir. Ama Sarıkamış şehitlerin sembolü kardelenlerdir. Bakın bu şehitleri toplayan yerler Müslüman halk, işlerinde bazılarından benim dedelerim de var. Ruslar şehitlerin ayaklarına ip bağlayıp atlara çekmeye başlayınca hepsinin cenaze namazı kıldık. Biliyorsunuz şehitlere kefen gerekmez, cenaze namazı gerekmez. Ama bu imam bütün şehit törenlerinde cenaze namazı kılınmış olmakla iftihar ediyor. Bu Sarıkamış'ın girişi muhtemelen Handele tarafından girişi, Acı tarafından girişi. Toplu mezralar mermer gibi dolmuş zeminde esirlere ve yerli halka açtırılıyor. Gördüğünüz gibi iki insan boyunda bir çukur, içinden çıkan bir işçiydi. Yerli Müslüman halk muhtemelen. Bakın bu şehitliğin yerini bilmiyoruz. Handele tarafından giriş. Buna benzer yüzlerce şehit var dağlarda. Biz Sarıkamış Dayanışma Grubu olarak yaz turlarımızda, ekspedisyon çalışmalarımızda sayısız şehitlikler tespit ettik. Dev şehitlikler tespit ettik. Bu oda büyüklüğü şehitlikler var. Yerlerini harita genel komutanlığından gelen subaylarımızla tespit ederek, koordinattan tespit ederek Genelkurmay'a ve ATS'ye rapor olarak sunduk. Bakın şehitlerin çoğunun ayağında çorabı yok ki. Bunlar artık efsane değil. Şehir efsanesi değil. Gördüğünüz gibi üst baş yok. Askerler yine kısmen yazlık olsa giyecekler var. Bunlar sivil katılımcılar, gönüllüler. Gördüğünüz gibi ayakkabıları yok, çarıkları yok, postalları yok. Üst baş perişan. Şimdi göreceğiniz çok daha dramatik bir olay. Bakın bu şehidin gözleri yok. Anlarda diyor ki kargalar sürüler halinde dalıyor. Şehitlerimizin gözlerini alıp gidiyorlardı.
Bunlar Ruslar Erzurum'a doğru yaklaşıyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi son derece dinç. Son derece giyimliler, paltolar üstlerinde. Görünen toplar muhtemelen bizim terk ettiğimiz toplar. Rusların bir özelliği var. Filmde dikkat ederseniz her zaman süngüleri var. Hiçbir zaman süngü kılıfı kullanmıyorlar. Hep tüfeklerin ucunda süngüleri var. Her an hazır. Bunlar bizim terk ettiğimiz toplar muhtemelen. Bu Erzurum'un işgali 16 Şubat 1915'te, 1916'da Erzurum işgal edildi. Büyükşehirler biliyorsunuz böyle büyük savaş verilmeden işgal edildi. Bunlar Erzurum'a gelen ilk Rus birlikleri. Hepsi ne kadar giyimli, dinç görüyorsunuz. Bu Erzincan'da şehitlerin toplanması. Çünkü Erzurum aldıktan sonra Erzincan'da ait Sivas'a kadar geldiler. Onlar yerli Müslüman halk. İlk planda 3000, daha sonra 7000 esir alındı ama Ruslar esir sayısı abartmak için sivil halk topladılar. Bir ay içinde 45 bin yerli sivil halk Sibirya'ya kadar süreye getirildi. Asıl soykırım, asıl teşhir o zaman yaşandı. Bunlar gördüğünüz gibi askerler, bunlar Sarkaf içindeki esir askerlerimiz. Gördüğünüz gibi hepsi kavruk. Hiç olmazsa giyimleri var ama askerlerin birçoğunun böyle giyimleri vardı. Bina, bir Rus binası olduğunu oradan tahmin ediyorum. Sarkaf içinde çekildiğini bu filmin. Bunlar onlarca yıl arşivde saklanmış, dijital sersane getirmiş, bugün hala muhafaza edilmek. Bizim fotoğraf çekme imkanımız bile yoktu. Bizim arşivlerimizdeki fotoğraflar 1916'dan sonra Almanya'dan gelen bazı subayların fotoğraf makinesiyle çekilmiştir. Bu bir köyün tamamının tesire götürülüşünü görüyorsunuz. İşte kadınlar var, bakın benim teyzem ortada görüyorsunuz. İşte de yaralılar var. Toplu olarak bir köyün sürgüne götürüldüğünü görüyorsunuz. 2 yaşından 85 yaşına kadar yerli halk sürgüne götürüldü. Bu bizim yaralılarımızın nakledişi görüyorsunuz. Rus komutan emir veriyor. Diyor ki esirler, yaralılar çok yük olmaya başladı. Artık esir almayın. Bu emri takiben bir ay boyunca hiç esir alınmıyor. Bu hayvan vagonları, bu bir filmden alınma görüntü, sembolik. Bir hayvan vagonu 80-100 sadece ayakta durabilecek kadar insan dolduruluyor. Yollarda ölenler, seyahat sırası, 1-3 kadar süren seyahat sırası ölenler vagonlardan atılıyor. Bir tek Gence'de, Müslüman dernekleri trenlere giriyor, hastaları alıyorlar, cenazeleri toplayıp törenlerle defnediyorlar. Bu Tiflis'te yerli halkın yürütülmesi, teşhir edilmek amaçlı olarak yerli halk böyle, bir bakın bir taciz olacak orada. Bunlar sivil halk, asker değil gördüğünüz gibi. Teşhir amaçlı olarak şehirlerin içine yürütüyor. Burası Nargin, ilk esir durağı. Susuz bir ada, yılanlar adası, kara yılanların olduğu bir ada. Bu barakalar daha çok Alman, Avusturya, Macaristan subaylarının. Bizimkiler, garipler, bakın bu da çoğu sivil halk, siyaden indiriliyorlar. Engin bir deniz, kaçmaya imkan yok. Ben iki kez özel izinle gidebildim. Ve askeri bir gemiyle gidebildim. Yani sandal, tekneye gitmek de mümkün değil. İşte yaralılar var gördüğünüz gibi. Güzel binalar göreceksiniz. Onlar sadece Rus subaylar için, Rus muhafızlar için hazırlanmış olan. Bak bu binalar sadece Rus subaylar için. Bizim kahramanlar çoğu açıkta, çadırlarda veya tahta barakalarda barınıyorlar. Buradan seçilerek kıdemlerine göre en uzak yerlere gönderiyor. Mesela albaysa, generalse bu takan Biladimir sokak kadar, ta Rusya'nın en doğu sokaklar gönderiliyorlar. Özellikle öyle seçiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bir mahşer yeri. 4 yıl boyunca yaklaşık 40-45 bin esiri buradan geçti söyleniyor. Aslında 1200-2000 esiri barındırabilecek bir adada her an 4000 ile 7000 arasında esir bulunuyor. Ve yemekler çok kötü, biraz sonra göreceksiniz. Bu film propaganda amaçlı olarak çekilmiş Ruslar tarafından. Bakın biz esirlere çok iyi yemekler veriyoruz amaçlı. Gördüğünüz iyi yemekler, işte koca bir et parçası içinde göreceksiniz. Bunlar bütün yabancı konsolosluklara dağıtılmış bu filmler. Bakın et atıyor içine. Böyle bir söz konusu değil. Aynı tastan yiyen esere bu büyük ikram gibi gösteriliyor konsolosluklara. Sevgili Gülsoy Yılmaz'ın topladığı anlardan birisinde diyor ki bizim Göreşken köyünden bir hemşerimiz, biz diyor Almanların esir kamplarının yakınında çöplerden kemik toplardık.
O kemikleri kırar, un ufak yapar, o kemikleri yerdik diyor. Muhtemelen onlara çok daha farklı yiyecekler veriliyordu. Kötü muamele, işkence tahmininizden çok fazla. Bakın bu bir hasta, bunu en son bulduğum filmlerden biz. Hasta bir esirimiz. Bakın o kadar perişan ki yürüyemeyecek halde. Yaralılar bile, esirler bile çalışmaya angarya zorlanıyorlar. Bakın muhtemelen hayatını kaybetti bu zavallı. Bu yerli halk, özellikle Ruslar Erzurum'a yaklaştıktan sonra Kaçakaç denen, Sivas'a kadar olan Kaçakaç yaşandı. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar var gördüğünüz gibi. Çünkü Mehmetçikler 15-35 yaş arası hepsi askerde. Bakın o kadar lakay ki Rus askeri birine neyle dedeyi arkasına takmış götürüyor. Önüne bile takmaya gerek görmüyor. Biraz önce söylediğim gibi 45 bin insan esarete götürüldü. Sivas'a kadar gelen yaşlısı 1-1,5 milyon civarında sivil halk yaşamızı yitirdi. Yani bana sormayınız arkadaş, Kafkas cephesinde ne kadar şehit verildi. Çok şehit verildi. Bu Trabzon'dan kaçmaya çalışan, şu Ruslar Trabzon'a kadar geldiler Karadeniz'de. Trabzon'dan kaçmaya çalışan sivil halk gördüğünüz gibi sırtlarında taşıyor yaşlar. Çünkü hiç hayvan kalmadı. Askeri hepsine el koymuştu mecburen. Gördüğünüz gibi sırtlarında yataklar, yorganlarıyla kaça kaç. Müzik mi olacak? Müzik olacak. Bunlar dağlarda şehitlikler. Biz 2003 yılında Sarkamış Dayanışma'ya başladığımızda şehitler falan. Bu Divik Ailesi'ndeki dev şehitlik. Bakın bu Divik Ailesi'ndeki şehitlik. Bartuzan Sarkamış Dayanışma'ya bu gene bu Boyal Köyü'ndeki bir şehitlik. Alakör Dağları tekneli şehitlikler. Bunlar tamamen dağ başında. Şehit sahipsiz. Sadece yerli halkın bildiği şehitliklerdi. Biz dediğim gibi birçoğunu yine tespit ettik. Biraz da bazı şehitlik. Bu Ersek Köyü'ndeki dev şehitlerden birisi. Alakör Zirve'deki şehitler bu haldeydi. 2003-2004 yılında böyle taş yığınlar halindeydiler. Bakın bu anlarda diyor ki volkanik zemin eşemediğimiz durumlarda şehitleri bir araya topladık, kurt kuş yemesi üzerine taş yığdık. Bu tane o gördüğün ona benzer bir şehitti. Burada bir sıra şehitlik görüyorsunuz. Bu Narman'ın girişindeki bir şehitlik. Bu Vartelik Beykat'taki şehitler. Allah'a kazanmadık şehitlik. Yine 2004-2005 yılı görüntüleri bunlar. Bu Kokor Düzü'nde, bu Kaynak Ayrası'ndaki köy yüksek şehit, bu gene Kaynak Ayrası'ndaki şehitlik. Bu şehitliğin biraz sonra yeni şekillerinde göreceksiniz. Bu Kokor Düzü'ndeki şehitlik gene. Bunlar köye yakın için muhafaza olmuşlar, ziyaret edilmişler. Öbür diken içine. Bakın demin ki bir sıra taşlarında şehitlik. 2006 yılında Ahmet Günay ve ben Sarkamış Taşma Grubu olarak bu şehitleri hiç olmazsa 90 yıl önceki haline getirebildik. Zirvedeki şehitler bu haldeydi. Ama bakın biraz sonra o kadar zevale geldi ki bir süresi Orman Bakanlığı benden aldığı adreslerle bu Divik Narman girişindeki şehitlik yine danışma grubu olarak yaptırdık. Ertesi Allah'a göre şehitlik bu hale geldi. Bir önce gördüğünüz taş yığınları. Bu Sarıkamış'ın girişindeki şehitlik. Bu Varzı Yaylası'ndaki şehitlik. Benim dedemin köyü biliyorsunuz. Orayı da bir vesileyle ben Muhtar'la beraber yetiştirdikten sonra toparladık. Bu demin gördüğünüz sadece bir Sataşoğlu şehitlikler inşa ediyor. Bu bazı şehitlik bu hale geldi. Orman Su Bakanlığı bu hale getirdi. Bugün bayrakları var hepsinin. Çanakkale şehitlikler, büyük şehitler halinde. Ben 2014'ten sonra gidemediğim için son resimleri yok ama hepsinin bir mescidi var, çeşmesi var, tuvaleti var ve tören alanı var. Bu yaz gezileri sırasında, 3 gece 4 günlük gezilerin sırasında Harita Genel Komutanlığı'nın tuvalelerle beraber anılardan, çobanların rehberliğinden faydalanarak, genel kumaşlarından faydalanarak 29. Tümen'in Çimenli Köyü'nden Barcaklar olan 65 km'lik yolu. Onlar 2 gecede gitmiş. Biz ancak 3 gece 4 günde gidebildiğimiz yol. Dağlar şehitleri tespit ettik ve genel kurmaya koordinatlarını bildirdik. Yaklaşık 35 gönüllü katılımcımız oluyordu. Erzurum Akıntıları Bünyamin'in rehberliğiyle 29. Tümen'in yolunu izliyorduk. Aslında böyle 3 tane ayrı yol var. Her birini izlemeye kalktığınız İnanamayacağınız kadar çok şehitlik var. Bizi koruyan bir özel harekat grubu vardı. 35 kişilik. Her an bizim etrafımızda oluyorlardı. Bir an kayboluyorlardı. Bir an arkasına çıkıyorlardı. Gece yatıyor, sabah yanımızda oluyorlardı. Hepsini minnetle hatırlıyorum. Gece çadırlarını kuruyorduk izci kardeşlerimiz gibi. Gece orada kalıyorduk.
lojistik desteğimiz vardı, yemeğimizi orada yiyorduk. Bunlar harita subay, harita komutanı soktu. Dağlarda böyle şehitlikler var. Zamanında benim çocukluğumda ziyaretgah da bunlar. Çaybaşı zamandan önce ziyarete gidilirdi ve bakılırdı, edilirdi. Bu ziyaret geleneği kalktıktan sonra bu şehitler bu hale geldiler. Erozyona uğradılar. Bu ziyaret tepe. İnanamayacağınız bir şey söyleyeyim. Defin avcılar gelip bu mezarları kazıyorlar, defini arıyorlar ve açık bırakıp gidiyorlar. Bu şehitliğin ertesi ziyaretimizi öyle gördük. Bakın burada dev bir şehitlik var. 30-35 kişi kollarınızı açıp etrafını sarmaya çalıştık. Çoban bizi yönlendirdi. Gördüğünüz gibi üzerinde hayvanlar otluyor. Bu çok uzakta oluşu buna gücümüz yetmedi etrafı çevirtmeye ama bunun etrafı çevirip hayvanların ayağının altından kurtarmak lazım. Sarıkamış'ta Cumhur Tepe idi, şimdi Bayrak Tepe oldu. Oraya 54 metre yüksekliğinde 4 ton ağırlığında bir bayrak koyduk. Eğer sırtınızı bu direğe dayar, eski Sarıkamış köyüne doğru bakarsanız 28 tümen, 29 tümen, 17 tümenin harekatını adım adım izleyebilirsiniz. O bir hayalimdi benim, oraya bir dijital müze yapmaktı ama kısmet olmadı. Şehitlere hizmet ibadettir. Burada bir ibadet için toplandık. Allah hayrımızı kabul etsin. Teşekkür ederim. Ruhlarına Fatiha. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Adak katkılarından dolayı Profesör Doktor Sayın Bingül Sönmez'e plaket takdim edeceklerdir. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, lütfen derseniz eğer Allah-u Ekber Şehitler Anma programımızda hakikaten yıllarca bize desteği olan birkaç tane arkadaşımız var. Onların ismini burada zikretmek istiyorum. Öncelikle Kuzey Irak'ta hain terör örgütünden ölen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ordumuzun başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. 20 yıldır ilçemizle beraber bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sarıkamış şehitlerinin tanıtılmasının mimarı değerli hocamdır. Bunun yanında yine Gaziler İstanbul Köy Dernekler Başkanı, Federasyon Başkanımız Şengül Topal aramızda Sayın Kaymakamım. Hakikaten çok büyük yemeği oldu bize. Yine Kocaeli Erzurumlar Federasyon Başkanı Tekin Dursun aramızda hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. 20 yıl içinde şehitlerimizin tanıtma programında ve yine bunun yanında valiliğimiz, kaymakamımız, belediyelerimiz ve gaziler halkı olarak bize çok büyük destek verdiler. Ama bu işin yine bir kahramanları var. İzciler Federasyon Başkanı Hasan Başkanım'a biz hakikaten teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bu programda bizi yalnız bırakmadı. Yine izcilere, grubuna da biz teşekkür ediyorum. Hocam Allah senden razı olsun. İyi ki varsın diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam. Şimdi de günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarını yapmak üzere Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Hocalar kitabın açar. Başı Bismillah ile. Müminler ikrara geldi. Amentü billah ile. Mecnun da çöllere düştü. Muradı Allah ile. Acep ona his soran oldu mu? Arada Leyla nedir? Bütün araçları bir kenara bırakarak gerçek amaca geldik. Cenab-ı Hakk'ın rızası için
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti için, vatanın selameti için, devletimizi ebed ve müddet edenler için, şehitlerimizin önünde aziz hatırasında onları anmak, onlara fatihalar göndermek ve onları yad etmek, onlardan aldığımız güçlü mirası gelecek kuşaklara aktarmak için bugün 23 Aralık'ın akşamı Şenkaya'dayız. Demin biraz evvel Bingül Hocam Sarıkamış'ı çok güzel bir şekilde izah etti. Zaten yıllardır Sarıkamış'ımızı, Şenkaya'mızı, Erzurum'umuzu ve Kars'ımızı Anadolu'ya ve bu şehitleri dünyanın her bir tarafına duyuran hocama hasreten teşekkür ediyorum. Ve önünde saygıyla, hürmetle hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Reyhane diyor ki, al bu haberi mi ey esen rüzgar, gökleri direksiz Kur'an'a götür. Altı günde var eyledi dünyayı, pazar günü temel Kur'an'a götür. Şevketli efendim sultanı vezir, nerede Allah desen orada hazır. Sen gönülden çağır yetişir Hızır, düşkünler darına erene götür. Reyhaniyim derdim yüceden yüce, bilmem kitap etsem olur mu hece? Kara her içinde kara karınca, karanlık gecede görene götür. Bizim kültürümüzde ışıkları yakarsanız, bizim medeniyetimizde besmele ile başlamayan her işin sonu güdük kalır, eksik kalır. Onun için alimler, arifler, hocalar sözlerine, yazılarına besmelenin sırrıyla başlamışlar. Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Divan-ı Hikmetinin girizgahında şunları ifade etmiş, talebeleri de yazmış. Divan-ı Hikmeti Hoca Ahmet Yesevi oturup yazmamış. İrticalen, gönülden söylemiş. O da bir ozan, o da ozanların piri, talebeleri de yazmış. Şunla başlamış, demiş ki, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Besmele ile başlayan geleneğimiz hamdele ile devam etmiş. En nihayetinde de salvele ile nihayet bulmuş. Salvele, selavat-ı şerifin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama naat şeklinde, şiir şeklinde ifade edilen tarzına biz salvele diyoruz. Dede Korkut. Dede Korkut destanlarını anlattıktan sonra diyor ki, boy boyladık, soy soyladık, adı Göklü Muhammed'e bağışladık. Rahmetlik Mevlüt İhsani ile Aşık Reyhani, selatu selam ayağında, redifinde bir atışmaya tutuşmuşlar. Şöyle ifade etmişler, kutupların, kavusların pirine selatu selam, çiçeklerin üstündeki terine selatü selam olsun. Merhum Anadolu'nun ve bir Türkistan dünyasının 20. ve 21. yüzyılda yetiştirmiş olduğu en büyük mütefekkirlerden biri Ali Ulvi Kurucu rahmetullahi aleyh bir naatında diyor ki, seni metheylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'tır, benim metha gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller sana ilanı aşk eyler. Gönüllerde esen, bağdı sabahsın ya Resulallah. Ziya Gökalp de Cenab-ı Hakk'a yazdığı bir münacatta diyor ki, sen yeri hiç çiçekle bezetir miydin? Üstüne amine doğurmasaydı, bu zümrüt gök kubbeyi hiç düzer miydin? Altına sevgilin oturmasaydı. Buradan, Şenkaya'mızdan, İslam'ın kilit şehri Erzurum'umuzdan Efendimiz aleyhisselatu vesselama yüz binlerce, milyonlarca selatu selam gönderiyoruz. Ve Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi Muhammed ümmeti ettiği için. Ve Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi bu güzel vatan coğrafyasında yarattığı için, halk ettiği için. Bu vatan coğrafyası. İşte 90 bin şühedanın yattığı
Allahu Ekber dağlarının eteklerindeyiz. Nuri Çırağı diyor ya, tarihi çok yakın, düneyim daha. Huşu ile can vermişler Allah'a, bizden istekleri tek bir Fatiha, bize sesleniyor kaç çiçekleri. Onlar bize sesleniyor. Fatihalar gönderin diyor. Ama bizim size bıraktığımız bu mübarek vatan topraklarına da Erzurum'un ağzıyla mühkem sahip çıkın. Muhterem gençler, bir toprağın vatan olabilmesi için 3 tere ihtiyaç var. 1. ter, çoluğuna çocuğuna helal rızık götürebilmek için çiftçilerin, ahilerin alınlarından akıttıkları ter toprağa düşer, vatan olur. 2. ter ise alimlerin, ariflerin, münevverlerin, mütefekkirlerin akıllarından akıttıkları ter toprağa düşer, vatan olur. 3. ter en kutsal terdir. Vatan için, devlet için, bayrak için, namus için hudut boylarında terör örgütleriyle bütün düşmanlarla harp ederken Allah Allah sedalarıyla şehadet şerbetini içen şehit en son o şehadet kanıyla birlikte ecel terini toprağa düşürür ve toprak vatan olur. Ondan dolayı rahmetli Mithat Cemal Kuntay diyor ya, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Merhum Akif ne diyor İstiklal şairimiz? Onun da 27 Aralık ölüm yıl dönümü. Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Diyor ya, İstiklal Marşı'nı safhada koymayın. O benim değil. O benim kitabımda yer alamaz. O İstiklal Marşı bütün milletimindir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Son mısrası neydi? Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatandan bir karış toprağı ecdadımız kimseye vermedi. Biz de inşallah vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Allah Lef Hazretleri, haccın yasak olduğu dönemde Erzurum'dan hacca giderken Kudüs-ü Şerif'e geçmiş. Oradan Lübnan üzerinden giderken 15 tehcirinde Erzurum'dan çıkan bir Ermeni Alvarlı Efe'yi görmüş, tanımış. Müridi yanındaymış. Müridine demiş ki, Efe Hazretleri mi bu? Evet Efe Hazretleri. Efe'nin yanına gelmiş. Efe, Efe, siz bizi 15'te Erzurum'dan çıkarttınız ama biz gün gelecek doğuda bir Ermenistan devletini kuracağız. Onun baş şehri de Erzurum edeceğiz deyince Efe Hazretleri irticalen o meşhur şiiri orada söylemiş. Ona şunları demiş. Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli imanın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Gayet şecaatli erler var idi. Nisası ricali hayadar idi. Eminli erkanlı bir diyar idi. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Seherler de müezzinler nidası, halkalar da muvahhidler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Hamdülillah metni İslamları var, kubbeyi gönülde imanları var, fakire zayife ihsanları var, Mevla'ya emanet olsun Erzurum şiirinin diğer dörtlüklerini söyleyince Ermeninin yüzü bembeyaz kesilir ve oradan gider. Evet, Alvarlı Efe'nin dediği gibi Erzurum'un ve Anadolu'nun Serhat Kars'ın kilidi İslam olduğu müddetçe, insanları, derbentleri muvahhid olduğu müddetçe, minarelerden ezan sesi kesilmediği müddetçe, halkalarda zakirler, muvahhidler zikrettiği müddetçe, kadınlar edepten, hayadan ayrılmadığı müddetçe, erkekler cesur, kahraman olduğu müddetçe ve
En sonunda da o onlar ki, o Erzurumlular ki, o Anadolu insanları ki, fakirlerin, gariplerin yanında olduğu müddetçe siz Erzurum'un değil Anadolu'nun yanına gelemezsiniz diyordu. Aynen öyle. Erzurum ve Serhat Kars Allah'ın izniyle geçilmedi ve geçilmeyecektir. Diyor ya Şenlik Baba, 93 Harbi'nde Ruslar ve Ermeniler bu mübarek beldelere çöktüğünde Şenlik Baba halkı uyandırmak için bir kocaklama söylüyor. Diyor ki, verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Bunu duyan Rus kumandan halkın galeyana geldiğinde duyuyor ya, halkı galeyana getiren kim diyor? Diyorlar ki Şenlik isminde bir ozan var, o halkı galeyana getiriyor. Onu getirin bakalım. Zannediyor ki Şenlik kumandana metiye düşecek. Ama meşhur 93 kocaklamasını söylüyor. Diyor ki, ehli İslam olan eşitsin bilsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse urus et de ki var gelsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Yurt vermeyen şehitlerimize milyonlarca kez rahmet olsun. Bugün Allahu Ekber dağlarının eteklerindeyiz. İki tane dünyada Allahu Ekber dağları var. Birisi Şenkaya'mızda, Sarıkamış'ımızda var, Erzurum'umuzda var, bir diğeri de Kudüs-ü Şerif'te var. Kudüs-ü Şerif'teki Allahu Ekber dağlarının adı Cebel-i Mükebber dağları. Yani tekbir dağları, Allahu Ekber dağları. Niye tekbir dağları denmiş? Hazreti Ömer 638 yılında 5000 kişilik İslam ordusuyla o dağdan Kudüs-ü Şerif'i gördüğü için Rabbimize hamd olarak Peygamberimizin müjdesine nail olup fethe indiği için o dağdan heyecanlanmış, hep birlikte söyleyelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tekbir söylemişler. Ve ondan dolayıdır ki o dağa Cebel-i Mükebber denmiş. Hazreti Ömer Kudüs-ü Şerif'e indiğinde biliyor musunuz muhterem Şenkayalılar? Elbisesi 14 yerden yamalı. Daha önce, kendinden önce Kudüs-ü Şerif'e giden Ebu Ubeyde bin Cerrah, sahabenin büyüklerinden, İslam kumandanı Hazreti Ömer'i öyle görünce diyor ki, ya emir el müminin, sen Kudüs'e 14 yamalı elbisenle girmesin. Çünkü sen bir Fatih olarak giriyorsun. Bu Kudüslüler kibir sahibidir. Bu Hristiyanlar kibir sahibidir. Seni böyle görmesinler. Yeni bir elbise var. Onu sana vereyim. Onu giyin. Cebel-i Mükebber'den öyleyim. Ama Hazreti Ömer ona cevap verir. Ben kibir sahibi Hristiyanların bana ne dediği önemli değil. Allah benden razı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden razı mı? Allah bana Kudüs-ü Şerif'in fethini nasip etti mi? Ben buna bakarım der. Ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yeni elbisesini reddederek 14 yamalı elbisesiyle Hazreti Ömer Cebel-i Mükebber'den Kudüs-ü Şerif'e girmiş ve Kudüs-ü Şerif'i fethetmiş. O dağdan Anadolu'dan iki kişi daha gitmiş o dağdan Kudüs'ün fethine. Birisi Anadolu'dan Nurettin Zengin'in kumandanı Diyarbakır'ımızdan Selahaddin Eyyubi gidecek. Ama Nurettin Zengi, Zengi devletini kurduğu zaman, temellerini attığı zaman şu ideali var, şu kızıl elması var. Eğer Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan ben veya askerlerim kurtarmak benim en büyük hedefimdir. Onu kurtarmak için gece uyumam, gündüz gülmem, en güzel yiyecek ve içecekleri yememdir. Nurettin Zengi, Kudüs daha Haçlı işgalinden kurtulmadan 19 yıl evvel Halep'te 3 minber yaptırıyor. Biri Kudüs-ü Şerif'teki Mescid-i Aksa'nın minberi.
Bir diğeri El Halil şehrinde, yani Kudüs'ün 30 kilometre ilerisinde El Halil'de Halil Rahman Camisi var. Hazreti İbrahim atamız orada, mezarı orada, onun oğlu Hazreti İsa orada, onun oğlu Hazreti Yakup orada, onun oğlu Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada. Hazreti İbrahim'in hanımı mübarek annemiz Sare validemiz orada. Hazreti İshak'ın hanımı Refika validemiz orada. Ve El Halil, Halilurrahman camisine o minberi yaptırır. İkinci minberi aynı minberdir. Kündekari usulüyle üçüncü minberi de Şam-ı Şerif'teki Cami-i Emeviye'ye yaptırır. Der ki Allah bana fetih nasip ederse üç minberi ben yerine yerleştireceğim. Ama bana fetih nasip olmazsa, ey Selahaddin, sen eğer orayı fethedecek olursan benim vasiyetimi dinle ve o üç minberi yerine yerleştir. Ama o Selahaddin'in anası Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi, Topal Gülizar gibi, Şerife Bacı gibi çocuğunu emzirirken, ey Mescid-i Aksa'nın kurtarıcısı, em bu sütümü em. Eğer bu sütümü emer de gidip Mescid-i Aksa'yı Haçlı işgalinden kurtarmazsan sana emdirdiğim süt haram olsun diyordu. Ve Selahaddin'in annesi ona bir rol çiziyordu. Nene Hatun 93 harbinde 18 yaşında Erzurum'da ihramını üzerine alarak, yanında naçağını alarak çocuğunu beşiğine bırakıyordu. Ne diyordu? Bir Müslüman Türk annesiz yaşayabilir, bir çocuk annesiz yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz diyerek, sohbetimdir vatan, sözümdür vatan, niyazımdır vatan, nazımdır vatan, gelinimdir vatan, kızımdır vatan diyerek Aziziye tabyalarında Müslüman Türk askerinin yardımına koşuyordu o Nene Hatun. O Nene Hatun 40 yıl sonra Sarıkamış'tan bir telgraf gelecek. Kime? Erzurum valisi Tahsin Paşa'ya. Sarıkamış, Allahu Ekber dağlarındaki o kar çiçeklerimiz, o şühedamız Erzurum halkından yiyecek ve giyecek istiyordur. Erzurum'un neyi varsa yoğundan getirerek, daha zemherinin ortası, herkes evinde un çuvallarını, buğday çuvallarını getiriyor, fanilalarını getiriyor, çorapları getiriyor, ne varsa. Nene Hatun 40 yıl geçmiş üzerinden. Dağlarına hiç kalkmayan kar yağmış, saçları ağarmış, beli bükülmüş, 58 yaşına gelmiş. Sırtına yarım çuval buğdayı vurmuş getirmiş vilayetin önüne. Vali Tahsin Paşa der ki, nene nene, zaten sen 93 harbinde gerekli fedakarlığı yaptın. Sırf Erzurum'un değil, bütün Anadolu'nun nenesi oldun. Bu yarım çuval buğdayı askere gönderirsen bu zemheriyi bu kışı nasıl geçirirsin nene deyince, Nene Hatun Vali Tahsin Paşa'ya, Vali Paşam, ben günümü gördüm, devranımı sürdüm, unumu eledim, eleğimi astım. Eğer benim bu çuvaldaki bir buğday tanesinden ötürü Sarıkamış'taki asker aç kalır ölürse ben yarın Ruzi Mahşer'e çıkamam diyen bir Nene Hatun'un torunları olmaktan şeref yabız. Kadınımızla erkeğimizle kahraman bir topluluğuz. Bizler Türkistan'dan Anadolu'ya gelirken, daha Sultan Alparslan'dan evvel, Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişi 1071 değil, 5 Ramazan 1064'te Serhat Kars'ın Ani'ye girer. Ama ondan evvel bir Allah dostu gelecek. Bir mutasavvuf eren gelecek Kars'a. Gönülleri fethedecek. Kim geliyor? Türkistan'dan Horasan'a, Horasan'dan Kars vilayetimize Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri geliyor. Ve gönülleri imar ediyor. Gönüllerin fethini icra ediyor. Peygamberimizin mübarek sünnetini yayıyor. Ve Yunus Emre'nin ifadesiyle şöyle diyor. Dörtlükte çalap geçecek. Muhterem Şenkayalılar, çalap malum haliniz, eski Anadolu Türkçesinde Cenab-ı Hakk'ın karşılığı. Diyecek ki, gönül çalapın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.
ya da Sümmani Baba'nın deyişiyle çekme bu dünyanın endişesini, devir eyle şu gönlün dört köşesini, kemlik ile kırma kalbin şişesini, sonra dönüp derman olsan fayda ne? İşte oradan gelirken o alperenler, o Horasan erenleri, daha sonra Ahmet Yesevi'nin alperenleri gelirken şunları diyordu. Diyordu ki Allah Allah deyip endik Tanrı dağından, ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağı'ndan, bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türk'e kafa tutanların sonuçları korkunç olur. İşte Selahaddin Eyyubi 1187 yılının 2 Ekim'inde ve aynı Miracın yıl dönümünde Cebel-i Mükebber'den inmeden evvel Anadolu'nun anneleri, nene hatunlar ne verdiler ona biliyor musunuz? Peygamberimizin hadisini icra ettiler, ifa ilediler. Peygamberimiz Mescid-i Aksa'nın faziletini anlattıktan sonra annelerimizden onun mübarek eşi Meymune annemiz, ya Resulallah, peki Mescid-i Aksa'ya gidemeyenler oranın faziletinden nasıl istifade edecekler diye sual sorar. Resulullah da buyurur ki Mescid-i Aksa'ya gidemeyenler oranın kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağlarını göndersinler. İşte o zeytinyağları dün Selahaddin Eyyubi'de gül yağı olacak, bugüne de geleceğim. Şişelerin içerisine gül sularını biriktirmişler. Ve Selahaddin Eyyubi'ye, ey Selahaddin, inşallah gideceksin, Kudüs-ü Şerif'i hürriyetine kavuşturacaksın, Haçlı işgalinden kurtaracaksın. Kurtardıktan sonra o Haçlıların namahrem ayakları Mescid-i Aksa'nın göğsüne bastmıştır. Oraları kirletmişlerdir. Bizim bu gül sularımızla da orayı pirupak eylederler. Ve Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs-ü Şerif'e aynı Allahu Ekber dağları gibi Cebel-i Mükebber'den Hazreti Ömer'in indiği dağdan iner. Ve Kudüs'teki Kubbetü Sahra'nın üzerindeki haçı kaldırır, oraya hilalı asar. Mescid-i Aksa-i Şerif'i Hristiyanlar içerisini saraya çevirmişler. Altını dahıra çevirmişler. Hemen orayı mescide çevirir. Tam 70 bin Müslümanı katletmişler Hristiyanlar. 88 yıllık işgalde ne kadar Yahudi varsa havralara doldurmuş, yakmışlar. Ama Hazreti Ömer'in emannamesinde, Selahaddin Eyyubi'nin emannamesinde, dini ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, herkes ibadetini özgür bir biçimde yapacak. Bizim ecdadımız gittiği yerleri karanlığın narını aydınlığın nuruna çevirmişler. Bizim literatürümüzde işgal yok. Bizim literatürümüzde istila yok. Bizim literatürümüzde kan yok. Bizim literatürümüzde gözyaşı yok. Ne var? Fetih var. Fetih ne? Gittiği yere nur götürmek var. Gittiği yere adaleti götürmek var. Gittiği yere merhametin mührünü vurmak var. İşte o dağdan 1516'nın 31 Aralık'ında Yavuz Sultan Selim inecektir. 12 bin askeriyle iner, 12 bin askeriyle. Bir akşam vaktidir. Mescid-i Aksa'nın avlusunda 12 bin askerine şamdanları yaktırır. İki rekat şükür namazı kılar. Ya Rabbidir, sana hamd ediyorum. Mescidi kıbleyi evvel sahibi oldum. Buralara hizmet etme şerefini bana nail ettin. Daha sonra Yavuz akşamı ve yatsı namazını kıldırır. Türkçemizin o güzel şairi Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiiri var Yavuz andığı. Bakın ne diyor. Ama onu da yetiştiren muhterem Erzurumlular bir ana var. O da Üsküplü bir ana. O da evladı Fatihan topraklarından bir ana. Gostivar'la Erzurum'un bir farkı yok. Kars'la Gazze'nin bir farkı yok. Türkistan'la Hindistan'ın Deh şehrinin hiçbir farkı yok. Bizden Berlin'den Delhi'ye kadar, Doğu Türkistan'dan Kudüs-ü Şerif'e kadar bir medeniyet kurduk. O medeniyet Türkistan medeniyetidir. Yahya Kemal'in annesi diyor ki, yavrum Nakiye Hanım,
İki kişiyi unutursam sana hakkımı haram ederim. Ana kimi unutmayayım diyor. Bir diyor Sultan Murat Efendimiz unutma. Sultan Murat, 1. Murat Hüdavendigâr. Balkanların kapısını Anadolu'ya açan, Osmanlı'ya açan Osmanlı padişahı. Orada şehit olur. İç organlar oraya defnedilir. Onun için evladı Fatihan Sultan 1. Murat'a çok önem verir. İkinci dedir Muhammed Mustafa Efendimiz'i unutma. İşte ondan mülhem o Yahya Kemal. Şöyle bir şiir koşar. Ezanı Muhammed'i. O ezanlar değil mi? Biraz evvel Şenkaya'nın semalarında çağrıldı o ezanlar. O ezanlar ne büyük ezanlar. Unutmayın, Erzurum'la Kudüs'ün iki ortak yönü var. Bu başka vilayette yok İslam beldelerinde. Ne biliyor musunuz? Bir, minarelerden müezzinler ezanı Muhammediye'yi okuduktan sonra sesli bir şekilde Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah derler. İkincisi nedir? İkincisi de Osmanlı döneminde bir kişi Erzurum müftüsü olarak atanacaksa Kudüs müftüsü payesiyle atanır. Kudüs-ü Şerife müftü olarak atanacaksa Erzurum müftüsü payesiyle atanır. Ondan dolayıdır ki merhum Yahya Kemal, emri bülentsin ey ezanı Muhammed'i, kafi değil sadana cihanı Muhammed'i, gök nura garg olur nice yüz bin minarelerden, şahbal açınca ruhu revanı Muhammed'i, ervah cümleten görür vallahu ekberi, akseyledikçe arşa lisanı Muhammed'i, sultan selimi evveli rahmetmeyi feceli, fethetmeliydi alem-i şanı Muhammed'i. Üsküp'te kabri medare olsun bu nevi gazel, bir tuhve-i bedi-i beyanı Muhammed'i. Yani diyor ki ey ezan, sen emirlerin en büyüsün. Senin sesine hiçbir ses kafi gelmez. Unutmayın, dört ses olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecek. Dalımız yere gelmeyecek. Bir, müezzinlerin okuduğu ezan sedası. İki, sabilerin okuduğu Kur'an sedası. Üç, gazilerimizin hudut boylarımızda söylediği Allah sedaları. Dört, hacca ya da umreye girerken ihrama büründüğümüz zaman söylenen telbiye sesleri. Hep beraber söyleyelim o telbiyeyi. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Senin ortağın yok. Senin eşin yok. Senin benzerin yok. Sen bizleri yoktan var ettin. Yokluk var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Niye bu lambalar kapanıyor? Serdar Usta, istersen gel arada bir şey gir. Ben de bir su içeyim. Gel. Bu aşık Serdar Al Yakut Usta, aşık Mevlüt İhsani'nin, aşık Nihani'nin, aşık Sümmani'nin, aşık Reyhani'nin, Erzurum ve Kars aşıklarının bugün Şenkaya'da, Erzurum'daki en güçlü temsilcilerinden biri. Ne diyordu Mevlüt Usta? Sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder ne tartılanlar. Aşık okunmayan bir hece gibi, sabahı bekleyen bir gece gibi. Analiz yaptılar, sonuç çıkmadı. Aşık bilinmeyen bilmece gibi. Nuri Çağ ne diyor? Hep aşıklar dertli dertli söylemiş. Dertsizler bu derdi duyamamışlar. Saz elinde gurbet eli dolanmış. Bir türlü bu işten cayamamışlar. Buyur.
şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Bu dağlarda kanımızla toprak kardık biz oğul. Allah derken yüreğimiz arşı yardık biz oğul. Düşünmedik bir an bile candan öte can vardı. Şehadeti düşlerken dosta vardık biz oğul. Koptağından sarkamışa serpilmiştik dağlara. Sanki kar delenler gibi ekilmiştik dağlara. Hiçbir sual düşünmedik, dökülmüştük dağlara. Ne kumandan cevap verdi, ne de sorduk biz oğul. Parçalanmış etimizden nasip alırken kurtlar, bizim için ayet okur tilavetle davutlar. Bir asırdır nöbetteyim, şahit oldu bulutlar. Kanımızla, kanımızla her kayaya mühür vurduk biz oğul. Gökte yıldız üşüyordu, çıkmıyordu nefesler. Ruhumuzu eylemezdi beden denen kafesler. Al-Yakut, Al-Yakut bu sırrı tarih bir gün seni de sesler. Buz kesmişti zaman o gün, son kez durduk biz oğul. Dedim gel ey paşam, götürme bizi bu mevsimde aşmak zor zamanı. Kuş olsam aşılmaz bu kar denizi, bir gecede örter kar soğanlıyı, kar soğanlıyı, kar soğanlıyı, kar soğanlıyı. Hele kuş olsam aşılmaz bu kar denizi, bir gecede örter kar soğanlıyı. Karsovanlıyı, karsovanlıyı, karsovanlıyı. Dedik namert düşman girmesi yurda, kimisi mezarsız yem aldı burada. Diğer mi sevdiğim şehittir burada, gelir de gezer mi yar soğanlıyı, yar soğanlıyı, yar soğanlıyı, yar soğanlıyı. Thank you.
zarşalarlıyı, 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 zarşalarlıyı. Hele Serdar Alya kutuma günden beri bırakmadı ahu zarşalarlıyı, 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 zarşalarlıyı. 40 yıllık kara günlerin nihayetinde Kars'ın son kurtuluşunda Bardızlı Nihani Baba sizin hemşeriniz, bütün Anadolu'nun Alperen aşığı Ozan'ı Kazım Paşa'ya diyor ki, Doğu'nun halaskarı Kazım Karabekir Paşa, Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Paşam diyor, Kars'ın kalesinde şanlı Türk bayrağını ne zaman göreceğim? Diyor ki Nihani sana söz, o bayrak Kars'ın kalesinde dalgalanacak. İkimiz de şahit olacağız. Ve Kars 1922'de son kurtuluşunda Kars'ın kalesinde şanlı bayrağımız dalgalanırken Nihani oradan geçiyor. Kazım Paşa konağının ikinci katında, balkonda. Nihani gel diyor, Nihani gel. Bak diyor, kalede şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Nihani gözyaşları içerisinde irticalen şunları söyler. Bir destan söyledim son taarruza. İşimiz Kerem-i İhsan'a döndü. Gani Mevlam fırsat getirdi bize. Ortalık cenneti cinana döndü. Son günde şad etti ehli imanı. Ordumuz kurtardı Kars kağızmanı, bizden beylik dava eden Ermeni, ekini biçilmiş Hozan'a döndü. Her daim onların ekini biçilmiş Hozan'a dönecek. Bu topraklarda kimin gözü varsa, Maraş'ta, kahraman diyar Maraş'ta, daha düzenli ordu yok. Ama Maraşlılar bir şey diyordu. Rıdvan Hoca, Maraş Ulu Camisi'nde, Maraş'ın surlarında, dağlarında, kalesinde Fransız bayrağı dalgalanırken bizden cuma namazı sakıt olmuştur diyordu. Ve bütün Maraş halkı, o kahraman diyar, Maraş'ın kalesine çıkarken şöyle sesleniyordu. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz. Bugün de Gazze onu diyor. Diyor ki Gazze, Gazze bize mezar olmadan Siyonist'e gülzar olmaz. Vatanlarını savunuyorlar. Allah onların vatan savunmasını aziz eylesin inşallah. Dualarımız, maddi manevi desteklerimiz Gazze'nin, Yafa'nın, Filistin'in yanında her daim. Ama bir Abdal Halil Ağa var Maraş'ta. Ermeni milletvekili Agop geliyor Abdal Halil Ağa'ya. Diyor ki Halil Ağa gel, Fransızları karşılayacağız. Gel, Fransızları karşılamak üzere davul çal. Sana üç kez altın vereceğim. Abdal Halil Ağa da bir yıldır işgalden dolayı iş yapacak, evine iş yapacak gücü olmadığı gibi evine götürecek ekmek parası yok. Ama ne cevap veriyor biliyor musunuz o Ermeni Agop'a? Agop efendi, bu bir din bahsidir. Sen bana değil üç kese altın, davulumun kasnağını altınla doldursan ben gelip Fransızları karşılamam. Nene Hatun'un bir benzeri de Maraş'ta vardı. Sanem Ayşe. Kocası 18 günlük evliyken şehit edilmişti. Kocasının her elbiselerini giyindi. Maraş'ta çete oluşturdu. Ve Fransız ve Ermenilere karşı Maraş'ı savundu. Maraş kurtuluşu erince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1924'te Maraş'a bir telgraf gitti. Maraş'ta ne kadar gazi varsa İstiklal Gazisi bize gönderin, onlara madalya göndereceğiz. Maraş'tan cevap gitti. Maraş'ın her bir ferdi, ferda fert İstiklal Gazisidir. Ondan dolayı Maraş kahraman unvanıyla taltif edildi ve kahraman diyara nasıl bir madalya bütün şehre gönderildi. Her vilayetimiz böyle. Diyor ya Sıtkı Eminoğlu, ne diyor? Dadaş'a sor, onu bir söylesene. Hocam, olacaklar planında yok da sizin
Nihari Baba'nın o destanı söyle. Evet, biraz önce Oğuzhan Aydın hocamın Nihari Baba'nın Kazım Karabekir'e söylediği destan. Bakalım ki hani gönül telinden, yüreğinden bir ozan olarak nasıl bir destan dökülmüştür. Hocam onu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenneti cidana döndü. Kadir Mevlam fırsat getirdi bize, ortalık cenneti cidana döndü. Bize beylik dava eden Ermeni, ekini biçilmiş Hozan'a döndü. Bize beylik dava eden Ermeni, ekini biçilmiş Hozan'a döndü. İçimizden tarandı şunlar, hain Ermeniler men huzurumlar, torbası boynunda çingene döndü. Hele hain Ermeniler men huzurumlar, torbası boynunda çingene döndü. Kurşun atan boğaz Bedir Usta var, kurt yemiş şobana döndü. Hele bize kurşun atan boğaz Bedir Usta var, kurt kırmış şobana döndü. Sürer adalet, şad olup nihani vatana döndü. Şarttan garba kadar sürer adalet, adalet, şad olup nihani vatana, vatana döndü. Vatanın tarihini sınırdaki taşa sor, al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor. Ecdadım bu toprağı kanı ile sulamış, batıda efelere, doğuda dadaşa sor, Elaziz'de Gakkoş'a sor, Maraş'ta Ökkeş'e sor, kuzeyde de Uşşak'a sor. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde, tam 4 saat 10 dakika sonra Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi dedi ki, cihadı mukaddes fetvası verdi. Hiç kimsenin gücü yetmiyorsa düşmana yerden 3 tane taş alsın atsın, milli mücadelenin fitilini ve Atatürk'ün önünü Ahmet Hulusi Efendi açtı. 15 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum'dan Sivas'a gittiğinde Halide Edip Adıvar bir mektup göndermişti.
Mektupta milli mücadele hareketi nasıl başarılı olacak? Anadolu halkıyla mı başarılı olacaksınız? Nasıl biz bu itilaf devletlerine, İngilizlere karşı mücadelede başarılı olacağız? Gelin Amerikan mandasını benimseyelim diyordu. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun kadınlarıyla, erkekleriyle, kara Fatma'sıyla, kara Fatma'nın kocası da Sarıkamış'ta şehit oldu. Fatma Seyaran'ın atına bindi, Sivas Kongresi'ne geldi. Gazi Atatürk, Fatma Seher Hanım'a gözü karalığından ötürü ben de düşmanlara karşı savaşacağım paşam deyince Kara Fatma ünvanını verdi. Kastamonu'dan, İnebolu'dan Şerife Bacı milli mücadeledeki o kahraman askerlerimize mühimmatı getirirken gece o kadar yağmur ve kar yağdı ki üzerinden atkıları, pardösüleri çıkarttı, onların üzerine serdi. Ben ıslansam da olur dedi. Ve sabahleyin Şerife Bacı'nın donmuş, şehit olmuş bedenine ulaşmışlardı. Yanındaki bir çocuğu da ağlıyordu. Anadolu'nun her bir tarafı yiğitlerle dolu. Ya Iğdırlı Hasan Onbaşı? Onu nereye koyacağız? Murat Bardakçı'nın babası gazeteci İlhan Bardakçı anlatıyor. 1972 yılındaki yazısında diyor ki yolum Kudüs-ü Şerif'e düştü. Dışişleri heyetinde avlusuna girdik. Mescid-i Aksa'nın avlusunda iri yarı birisi var. Eskimiş bir paltosu var. Başında da bir kapağı var. İçim ısındı adama. Kendimden biri hissettim. Yanımdaki dışişlerindeki heyetteki arkadaşa sordum. Bu babayı, bu kişiyi tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Ama yıllardır her sabah vakti Mescid-i Aksa'ya gelir, yatsı vakti de çıkar gider. Selam verdim. Selam baba. Aleyküm selam dedi. Baba sen kimsin dedim. Dedi ki oğul ben 1917 yılında Kudüs Osmanlı'dan ayrılmak zorunda kalınca, Kanal cephesinde yenilince, nasıl Sarıkamış'ta maalesef 90 bin askerimiz şehit olunca, Kanal cephesinde de yenilince Kudüs-ü Şerif'ten Osmanlı ordusu ağlaya ağlaya çıkmış. Aynı Medine müdafığı Fahrettin Paşa gibi. Biz çıkarken artçı bölük bıraktılar. Tokat'tan kumandam Mustafa Binbaşım dedi ki sizin burada göreviniz çok kısa bir zaman sonra tamam olacak. Memleketlerinize dönebilirsiniz. Ama eğer dönmezseniz siz memnun olurum. Yaşadığınız müddetçe burada kalın. Kudüslüler demesinler ki Osmanlılar, Türkler burayı bıraktı gittiler. İşte dedi ağam ben de kumandanın emri üzerine 1917'den bugüne kadar 55 yıldır sabah namazında geliyorum Mescid-i Aksa'yı açıyorum imamla birlikte. Yatsı namazından sonra da gidiyorum. Allah daha ne kadar ömür verirse burada bekleyeceğim. Ben Kudüs'ün son murabıtıyım. Eğer yolun Tokat sancağına düşerse git kumandanımı bul. Benim selamımı söyle ve de ki Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın tekmili tamamdır. Diyor ki oradan söz verdim. Ayrılırken dışişlerindeki heyete dedim ki eğer bu Hasan Onbaşı vefat ederse bana bildirin. Vasiyeti üzerine geldim Tokat sancağına. Kumandanını aradım fakat kumandanı vefat etmişti. 1982 yılında gazeteye girerken bir mektup geldi. Mektupta Kudüs-ü Şerif'in son murabıtının vefat ettiğini söylüyordu. İşte bizler konuşmamın inşallah hitamına geliyorum. Ankara'dan geldik. Hocam İstanbul'dan geldi. E biz burada konuşmazsak değil mi? Niye geldik? Böyle gönülden ne geliyorsa sizden aldığımız diyorlar ki hatip muhatapların gölgesidir. Sizin gibi muhataplarımız olduğu için böyle açıldık. Kanuni var ya Kanuni Sultan Süleyman. Bugün bazıları diyorlar ki Türkiye'nin mavi vatanda ne işi var Libya'da? Ne işi var biliyor musunuz? 1 milyon kuloğlu Türk'ü var, köroğlu Türk'ü var. Nasıl var? Kanuni Sultan Süleyman Han
Osmanlı'nın başındayken Tacura'dan, Trablus'tan Kanuni'ye gelirler. Derler ki ey Kanuni, bizi Malta korsanlarından kurtar. Kanuni de Yeniçeri askerlerini ve onların başında da Arapçayı çok iyi bilen tercüman olan Murad Ağa'yı gönderir. Libyalıları bizim Yeniçeri askerlerimiz, Müslüman askerlerimiz onları Malta korsanlarından kurtarır. Vazifeleri bitmiştir, geri döneceklerdir. Derler ki gitmeyin, bizim kızlarımızla evlenin. Hem bizi müdafaa edin hem de biz sizi çok seviyoruz, bizim sahibimiz olun. Buna biz karar veremeyiz derler. Kanuni'ye bir mektup yazılır, bir elçi gider. Kanuni de bunun üzerine Murad Ağa'yı Tacura'ya vali olarak atar ve Murad Ağa'yla Yeniçerili askerler Kuzey Afrikalı hanımefendilerle evlenir. Ve o günden bugüne Kuzey Afrika'da 1 milyon Türk kökenli Arap var. Bugün Libya'nın Dışişleri Bakanı Meryem Ganluş hanımefendi de Kuloğlu Türklerinden. Ve enteresan bir mesele, oraya gitmek nasip oldu. Birisi dedi ki Tacura'da Murad Ağa'nın türbesini ziyaret ettim. 3-5 kişi toplanmış. Dediler ki biz Murad Ağa'yı o kadar seviyoruz ki, bizi Malta korsanlarından kurtardı ya, Tacura'da her 3 erkekten birinin adı Murad. Murad Ağa'dan dolayı. Anadolu'dan, Türkistan'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'ya ve dünyanın her bir tarafına gittik, oralara mühür bastık. Bugün de beklenen biziz. Bugün Filistin'de şu ifade var. Diyorlar ki eskiden beri, Fetahaha Ömer, Harreraha Selahuddin, El Yevlümen. Bir delikanlı elimden tuttu, Cebeli Mükebbere doğdu, başımı gösterdi. Dedi ki hocam her sabah bakıyoruz Cebeli Mükebber'den. Dedeniz Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim Han nasıl geldi bizi Haçlılardan kurtardıysa, hürriyetimize kavuşturduysa, 401 yıl bizi idare ettiniz, birimizin burnu kanamadı. 1917'den sonra İngilizler çöktü ve Siyonistlere teslim ettiler. O gün bugün gülmüyoruz. Her gün bakıyoruz ki Anadolu'dan gelesiniz, bizi Siyonistin zulmünden kurtarasınız. Allah'ın izniyle Filistin'in bu cihad-ı mukaddesi bizim milli mücadelemiz gibidir. Başarıya ulaşacaklardır. Çünkü imanları tam. O mübarek beldeleri terk etmiyorlar. Ve Mescid-i Aksa'yı gönüllerinde ilk kıblemizin olduğu, ümmeti Muhammed'in oraya döndüğü, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Miraç hadisesinde Cenab-ı Hak isteseydi Habibini direkt Kabe'den kendi katına alırdı. Ama araya Mescid-i Aksa'yı bağladı. Dedi ki ey kullarım, Mescid-i Aksa'yı unutmayın. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın. Siyonistler Gazzelilere, Yafalılara, Kudüs'te yaşayan Filistinlilere diyor ki gelin burayı terk edin. Size istediğiniz kadar para verelim. İstediğiniz Avrupa devletinde ve Amerika devletinde de vatandaşlık verelim ama burayı git, buradan gidin. Onlar cevap veriyorlar. Bura bizim vatanımız. Ya istiklal ya ölüm, burayı bekleyeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle Anadolu nasıl Rus'tan, Ermeni'den, Fransız'dan, İngiliz'den kurtulduysa Filistin'de kurtulacak. Nasıl Karabağ, 30 yıllık Azerbaycan toprağı olan Karabağ Ermeni işgalinden kurtuldu Türkiye'nin desteğiyle. Şuşa'da, Fuzuli'de, Cebrail'de şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıp ve ezan okunuyorsa Allah'ın izniyle er veya geç özgür Kudüs-ü Şerif'te dedelerimizin divana durduğu gibi biz de divana duracağız. Yeter ki kalbimizde olsun. Yeter ki bir kızıl elmamız olsun. Anadolu'nun kurtuluşunun yıl dönümünde Allah Filistin'in kurtuluşunu görmeyi nasip etsin. Doğu Türkistan'ın kurtuluşunu görmeyi nasip etsin. Rahmetli Ozan Arif ne güzel diyordu. Abdesti alarım, alırsam duyarım hazzı. Ozan Arif ya şehit ol ya gazi. Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım. Bizim kızıl elmamız budur. Bu vesileyle bizleri sizlerle buluşturan Sayın Kaymakamımız Abdullah Kurt Beyefendi'ye,
Belediye başkanımız İstanbul'daymış Yavuz Bedir Beyefendi'ye. Hasreten teşekkür ediyorum. Bingür hocamdan çok istifade ettik. Kitaplarından da istifade ediyoruz. Şu kitap ben talebelere hep tavsiye edip ve okutturuyorum. Sarıkamış kitabı, aşıkların dilinde Sarıkamış. Aşıklar Sarıkamış'ı en güzel anlattıkları ve rahmetlik Fahrettin Kırzıoğlu'nun Edebiyatımızda Kars adlı kitabıyla bu kitap hakikaten bir başucu kitabıdır. Bu kitabı da arkadaşlar, özellikle gençler okusun, değil mi? Okumadan hiç kimse alim olmamış. Önce elifbadan başlanır beyim. Hiçbir eşya kemalini bulmamış, boşuna mı fidan aşlanır beyim. Nasıl dünyada bir araya geldiysek, Rabbim cennette de şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Onların yolundan gitmeyi nasip eylesin. O şehitleri hiçbir zaman unutmamayı, şehitlerimizin bıraktığı mirası, geleneğimizi, kültürümüzü geleceğe taşımaya kudretini bize versin. O istidadı bize versin. Rabbim bütün şehadamıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Makamları âli olsun. Mehmet Akif'in dediği gibi diyordu ya Çanakkale'de. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunadan zuldür bu rezil istila. En son mısrasında da ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber. Belki Sarıkamış'ta hocam gösterdi. Onları kabre defnedemediler. Çanakkale'de kabre defnedemediler. Yığdılar üst üste. Ama onları bekleyen var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehitlere kucağını açmış onları bekliyor. Rabbim günümüz tamam olduğunda şehit olarak huzuruna varmayı nasip eylesin. İki cihanda aziz olun. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin olalım. Türkiye'deki bayrağımız hiç yere düşmesin. Amin. Ezanımız hiç susmasın. Amin. Kıyamet sabahına kadar devletimiz ebed ve müddet olsun. Amin. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Karahanlı'nın, Gazneli'nin gittiği yoldan dünyaya adalet ve merhameti dağıtan en son devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah daha da güçlü olsun. Amin. Allah'a emanet olun. İlçe Kaymakamımız Sayın Abdullah Sayın Oğuzhan Aydın'a plaket takdim edecekler.